Sevgili arkadaşlar merhaba, ben Hacı Soğuk Pınar. Bugünkü dersimize hoş geldiniz. Bugün sizlere PV modül ve hücre bileşenleri, temel fiziksel anlamları, fiziksel olarak bu işin nasıl gerçekleştiği ile ilgili bilgiler vereceğim. Evet sevgili arkadaşlar, açıyoruz. Evet, şimdi arkadaşlar öncelikle güneş panellerinde elektrik nasıl üretiliyor? Güneş ışınları, yani güneş ışınlarında birimsel olarak elektromanyetik dalga diyoruz. Onun en küçük birimine foton diyoruz. Nasıl ki maddenin en küçük birimine atom diyorsak, ışığın da aslında en küçük bir birimi var ve biz buna foton diyoruz. Bu artık bilimsel olarak kabul görmüş, ispatlanmış şeyler. Şimdi ışık dalga şeklinde geldiği için şu şekilde gösteriliyor. Işık geliyor ve bir elektrona çarparak saçılıyor. Bunda aslında Compton deneyidir bu. Bu da aslında ışıkla ilgili, yani bu sürecin gelişme aşamasında büyük buluşlar olarak kendini göstermiştir. Kısaca elektromanyetik dalga, ışık, foton gelerek bir elektronla saçılıyor. Aslında bu fotosentez olayında da sürekli gerçekleşen şeyler, ancak biz bunu kendimiz güneş hücreleriyle, güneş pilleriyle elektrik üretmede kullanıyoruz. Evet, ışık geliyor ve bir elektronla saçılıyor. Bu saçılan elektron iletken içinde, bir kablo içinde giderek elektrik akımını oluşturuyor diyebiliriz. Biz de bu elektrik akımını kullanarak ne yapıyoruz? İşte gez santralleri kuruyoruz ve bundan yüksek güçlerde enerji üretiyoruz. Evet, buradaki metni de okuyalım arkadaşlar. Fotovoltaik ışığın atomik düzeyde doğrudan elektriğe dönüştürülmesidir. Bazı malzemeler ışık fotonlarını emmelerine ve elektronları serbest bırakmalarına neden olan fotoelektrik etki olarak bilinen bir özellik sergiler diyor arkadaşlar. Mesela fotosentezde mavi, mor ışık, kırmızı ve mor ışık da en fazla diyorduk. Bunda da benzer özellikler gösteriyor arkadaşlar. Yani ışığın rengine bağlı olarak bazı renklerde elektron koparılma olayı daha fazla gerçekleşiyor. Bunun da bilimsel çalışmaları yapılmış ve yapılmaya devam ediyor. Evet, buradaki metni devam ederek slaytımızı geçelim. Bu serbest elektronlar yakalandığında elektrik olarak kullanılabilecek bir elektrik akımı oluşturuyor. Eğer siz bu elektronlardan sürekli koparıp bir iletken, bir döngü sağlayabilirseniz arkadaşlar, elektrik akımını oluşturmuş olursunuz. Şöyle düşünün, elinizde bir sulama borusu var. Siz bir kepçe ile su alıp o borunun içine sürekli döktüğünüz zaman o borunun içinde bir akış meydana getirirsiniz. Aslında bu akışın benzerini biz elektrik olarak yapıyoruz. Ne kadar çok elektron koparıp bu o borunun içine ya da elektrik iletkenin içine aktarabilirsek o kadar yüksek akım oluşturmuş oluyoruz. Dolayısıyla ışık miktarına bağlı olarak burada kopan elektron sayısı da ne olmuş olacak? Artmış olacak sevgili arkadaşlar. Tabi burada bir de logo, web sitesi görüyorsunuz. Teknopınar da bizim kurduğumuz web sitesi arkadaşlar. Aynı zamanda güneş enerji santralleri kurulumu ile ilgili danışmanlık ve direkt kurulum yapıyoruz. Sulama sistemleri kurulumu yapıyoruz. Bu konuda da her türlü danışmanlık ve kurulum hizmetine açık olduğumuzu söylemek istiyorum. Şimdi arkadaşlar, fotoelektrik Einstein'ın en sonunda sonuçlandırdığı, ispatladığı bir olaydır. Evet, buradan ışık gelmiş arkadaşlar. Şu levhaya çarptırılıyor ve buradan elektronları koparak havadan bu diğer levhaya ulaştığı ve burada ampermetreyi sattırarak ya da buraya bir tane şey koyarsanız, lamba koyarsanız, lamba yaptığını düşünebilirsiniz. Bu çok önemli bir buluştur. Yani güneş panellerinden elektrik üretebilmenin ilk deneysel kanıtıdır, başlangıcıdır. Daha sonra arkadaşlar, biliyorsunuz ilk fotovoltaik modüller ya da güneş panelleri uzay teknolojisi için kullanılmıştır. Biliyorsunuz çok büyük maliyetlerle oluşturulan teknolojiler ya uzayda ya da askeri teknolojide kullanılır. Sonra bu süreç faydalı olduğu görüldüğü zaman, ki insanların da hizmetine, sivil hayata da uygulanır. Genel olarak bu şekilde, yani hayatımızı saran, çevremizi saran büyük teknolojilerin aslında ilk çıkış yeri de ya uzaydır ya da daha çok askeridir diyebiliriz arkadaşlar. Evet, 1960'larda arkadaşlar, biliyorsunuz ilk Amerikalılar, Ruslar uzaya çıkarken uydular için bu güneş panelleri elektrik üretmek için kullanıldı. Çünkü başka alternatif de yok aslında. Şu anda da uzaydaki uzay araçlarının, uyduların ya da uluslararası uzay üssünün
elektriğini sağlayan bu güneş panelleridir sevgili arkadaşlar. Evet, daha sonra bu güneş panelleri teknolojisi, üretim teknolojisi ucuzlaştı, kolaylaştı ve şu anda sivil hayata taşındı. Bugün çevremizde, evimizde, arazimizde güneş panellerine çok, yani hepimiz ulaşabiliyoruz. Belli meblalar, miktarlar ödeyerek ulaşabiliyoruz. Hatta megawattlar çevremizde, ilimizde, köyümüzde büyük santrallerin olduğunu da artık göz aşinalığı oluştu. Oluşmaya da devam edecek. Kurumlar artmaya devam edecek arkadaşlar. Biliyorsunuz 1970'lerde bir kriz oluşuyor. Enerji krizi oluşuyor. Petrol krizi oluşuyor. Dolayısıyla burada yenilenebilir enerjiye karşı da bir dönüşüm, bir atılım, bir yatırım süreci başlatılıyor. Dolayısıyla burada fotovoltaik teknolojiler uzay dışı uygulamalar içinde bir kaynak, bir araç haline geliyor arkadaşlar. Evet, şimdi fotovoltaik hücrelerin aslında çalışma mantığında yarı iletken teknolojisi bulunmakta. Aslında güneş pillerinin yapısı alt ve üst, yani katmanın yukarısı ve altı şeklinde düşündüğümüzde iki tabakadan oluşmakta kabaca. N ve P tabakası dediğimiz, yani bu diyotun aslında diyot ve transistörün hani yapısında ne vardı? PNP ya da NPN, ya da diyot ise bu iki katmanlıdır. NP'dir. N katmanı ve P katmanı. Bu yarı iletken malzemeden üretilerek yapılan bir şey. N katmanında elektron yoğunluğu fazla, P katmanında ise elektron eksikliği çok fazla. İkisi arasında birinde tokluk, birinde açlık oluşturuyorsunuz. O tokluk olan yerdeki elektronu kopardığınız zaman da açlık olan tarafa doğru hareket ettirerek elektrik akımını oluşturmuş oluyorsunuz. Aslında burada da elektronun belirli bir kopabilmesi için bir bağ enerjisi var. Bunu da ancak bir dış enerjiyle yapabilirsiniz. Bu da burada ışıktır arkadaşlar. Işık geliyor. Güneş enerjisi burada çarptığı zaman elektronu koparıyor ve bu iletkenden hareket ettiriyor. Bu devreyi tamamlamış oluyor. Yani N tipinden P tipine doğru bir hareket kabaca düşünebiliriz. Aslında bir derste yarı iletkenleri anlatarak bu durumun, yani bu alanın tam fiziğini de kapsamış ve anlatmış olmak istiyorum. Evet, kısaca bahsettiğimiz gibi ışık geliyor, elektronu çarpıyor, koparıyor ve bunu iletken içinde aktarak devam ettiriyor. Biraz önceki örneği tekrar etmek istiyorum. Elinizde uzun bir hortumunuz var, bir kepçeniz var ve su kaynağının başında kepçeyle sürekli alarak hortumun içine su eklerseniz hortumun içinde bir akışkanlık oluşturursunuz. Ne kadar çok eklerseniz o kadar çok akışkan olmuş olur sevgili arkadaşlar. Tabii bunun ayrıntılı fiziğini, ayrıntılı bilimini bir başka tek bir derste anlatmak istiyor ve şu anda geçiyorum bu kısımları. Şimdi güneş pilleri nerede kullanılıyor değil mi? En çok biz eskilerde hesap makinalarında görüyorduk. Silikon arkadaşlar yarı iletken bir malzeme. Germanyumla birlikte ikisi yarı iletken, doğal olarak yarı iletken bir malzeme. Bunlar kullanılarak aslında kontrollü iletken haline getirilerek bugünkü elektronik teknolojisi oluşturulmuştur. Eğer bu yarı iletkenler olmasaydı bugün günümüzdeki, günlük hayattaki elektronik aygıtları da görmek, yani ileri teknoloji dediğimiz akıllı sistemleri görmek mümkün olmayacaktı. Evet, güneş pilleri için ince bir yarı iletken levha bir tarafı pozitif diğer tarafı negatif olan bir elektrik ana oluşturmak üzere özel olarak işleniyor. Aslında burada şöyle demişti biraz önce, bir tarafını aşırı tok elektron bakımından bir tarafında aç bırakırsanız tok olandan aç olana tarafa doğru bir akış oluşturabilirsiniz. Bu bizim ışıkla yaptığımız şeydir arkadaşlar. Işık enerjisi güneş hücresine çarptığında yarı iletken malzemedeki atomlardan elektronlar kopar. Bu elektronlar elektrik akımını oluşturur diyoruz. Evet, şurada ikinci bir şekilde de benzer bir diyagram gösterilmiş. Bunu geçiyorum. Evet, şimdi arkadaşlar biz güneş paneli dediğimiz olayda, güneş modül içinde aslında yüzle ifade edilen hücre bulunmakta. Bu hücreler genel olarak seri ve bölgesi olarak paralel bağlanmakta. Bu şekilde de istenilen bir voltaj ve akım değeri elde edilmektedir. Şimdi baktığımız zaman şurada sağ üst köşede mavi okun girdiği yerde her bir hücre birbirine seri bağlanmış ve bu şekilde devam ederek gördüğünüz gibi arkadaşlar tek seri, aslında tek bir seri kanal oluşturulmuş ve burada bypass diyotları eklenmiş. Çünkü arkadaşlar bir bölge
devre dışı kalırsa öbür bölgeden de akıma aslında izin verilmiş. Yaklaşık 60 hücreli bir panel burada gösterilmiş. Modüller burada arkadaşlar belirli bir voltaj, DC voltaj çıkışı elde ediyor. 12-48 voltluk şu anda büyük modüller genelde 48 volt. Bunun 12-24 voltlukları ya da 30 küsürlü olanları da bulunabilmektedir arkadaşlar. Evet, burada üretilen akım miktarı doğrudan düşen ışık miktarına bağlı olduğunu söylemiş. Şimdi arkadaşlar string, dizi, yani bu alanda, yani güneş enerji sistemleri alanında string ifadesi kullanılıyor. Aslında string bir grup ya da dizi anlamına geliyor. Şimdi güneş panellerinin devamında onu kullanmak için ya bir invertöre ya da bir sürücüye ihtiyacınız var. İnvertör ve sürücünün belirli çalışma voltajı var. Mesela diyelim 400 volt ve üzerinde çalışıyorsa ya da en verimli 400 voltta çalışıyorsa siz 48 voltluk panellerden yaklaşık 10 tane seri bağlamalısınız ki yaklaşık bu sürücü ya da invertör düzgün olarak çalışsın. Bu kaç voltla çalıştı zaten bunların kataloglarında belirtiliyor. Dolayısıyla dizi dediğimiz şey aslında belli sayıdaki panellerin seri ya da paralel bağlanmış halidir. Genel olarak seri halidir. Her dizide diyelim 15 panel, 15-15, daha sonra paralel bağlanarak bir sürücü ya da invertörle bu 380 ya da 220 volta ne yapılacak? Dönüştürülecek. Arkadaşlar bir modülün veya dizinin alanı ne kadar büyük olursa o kadar fazla elektrik üretecek. Kastettiği şey hücre sayısı arttıkça üretilen elektrik sayısı artacak. Fotovoltaik modüller ve diziler doğru akım. Evet, biz güneş enerjisiyle doğrudan DC doğru akım üretiyoruz. Bunu ancak bir invertörle ya da sürücü yardımıyla AC'ye çeviriyoruz. Arkadaşlar sürücü ifadesi daha çok elektrikli pompalar için kullanılır. Invertör ise sabit 220 volt ya da 380 de üretebilir. Üretmek için kullanılan sistemler. Sürücüdeki tek fark şu, frekansı değişebiliyor. İnvertörde ise frekans 50'dir. Sürücüde frekans sürekli değişkendir. Sürücüyü başlattığınızda 1 Hz ile başlar ve yukarı doğru 50'ye kadar çıkar, 50'de sabit kalır. Burada sürücüdeki frekans değişikliğinin sebebi aslında yol verme ile alakalıdır. Şu anda bir anda 50 Hz verdiği zaman yüksek akım çekecek, bunu karşılayamayacak. Dolayısıyla hata kodu olabilir. Dolayısıyla yani araç gibi düşünün. Aracı yavaş yavaş hızlandırma, yavaş yavaş durdurma ile alakalı. Burada aracımız bir dalgıç motoru, su çeken makine. Dolayısıyla onu yavaş yavaş devrini buldurmanın yolu frekansla yol veriyoruz. Dolayısıyla sürücüyü direkt biz ev elektriğinde ne yapamayız? Kullanamayız. Bu çok önemli. Bahçenize kurdurmuş olduğunuz, dalgıç pompa için kurdurduğunuz sürücüler direkt elektrikli aletlere ne yapılamaz? Bağlanamaz. Çünkü onların frekansları değişken oluyor. Ha, öğle vaktinde ya da belli bir yol aldıktan sonra tabii ki 50 ile sabitleniyor. Ancak güneş ışığı azaldığında yine o frekansını hemen düşürüyor. Dolayısıyla aslında burada belki başka bir derste bahsedeceğim. Ama sürücü ile invertör arasındaki en büyük fark, sürücünün frekansı değişken, invertörün frekansı 50'de sabittir. Dolayısıyla ev elektriği için doğrudan invertör kullanmanız gerekiyor. Evet, şimdi orada bir parantez açmış olalım. Arkadaşlar burada bu konularla ilgili ayrıntılı bilgileri teknoklar.com'dan da ne yapabiliriz? Ulaşabiliriz. Oradan iletişim bilgilerimize bize de ulaşabilirsiniz. Evet, gerekli herhangi bir string ya da dizideki konumuza dönüyoruz. Gerekli herhangi bir voltaj ve akım kombinasyonu üretmek için hem seri hem de paralel elektrik düzenlemelerinde ihtiyacımız bulunmakta sevgili arkadaşlar. Evet, şimdi güneş panelleri diyorum nasıl üretilir? Hücreler var. Hücreler arkadaşlar iletkenlerle birbirine seri bağlanmış, sonra paralellenmiş, diyotlanmış halde hazırlanıyor aslında. Şimdi siz eğer hücre üreten fabrikanızda yoksa bunu bir yerden alıyorsunuz. Hücreler geliyor size. Sonra siz bu hücreleri seri ya da paralellemeniz gerekecek. Bunu da ya robotlarla yapacaksınız ya elle yapacaksınız.
Tabii ki siz elle üretilen panelleri tercih etmemelisiniz. Çünkü günümüzde artık tamamen el değmeden robot teknolojisiyle üretilen paneller var. Bu farklılığı nasıl anlayabilirsiniz? Panele dıştan baktığınız zaman hücrelerde eğri büğrü yamuk yumuk duruyorlarsa bu elle yapılmıştır. Ama hepsi milimetrik, hizalı, düzgün ve simetri ise bunlar bilgisayar teknolojisiyle, robotlarla üretilmiştir diyebiliriz. Siz robotlarla üretileni tercih etmelisiniz. Verimlilik açısından onların, ömür açısından onların daha fazla size hizmet edeceğini unutmayalım. Evet, PV hücreleri silikon kristal levhalar kullanılarak yapılır. Evet, yan iletkenlerle ilgili bahsedeceğim arkadaşlar. Bu ayrı bir ders olacak. Silikon levhalar polikristal veya monokristal olabilir ve birkaç farklı imalat yöntemi kullanılarak üretilebilir. Arkadaşlar, polikristal verimi monoya göre daha düşük. Dolayısıyla biz monokristal isteyeceğiz. Eğer paneller mavimtırak bir renkse bu polikristal olduğunu gösterir. Dolayısıyla bunu tercih etmeyeceğiz. Monokristal tercihi yapacağız arkadaşlar. Çünkü biz 25 senelik bir üretim ve kullanıma talipsek en kaliteli, en ileri teknoloji robotlarla üretilmiş olanı tercih edeceğiz. Bununla ilgili de panel tercihinde eğer bilginiz yoksa ya da bir sormak istediğiniz bir yer ararsanız Teknopınar'dan bize ulaşabilirsiniz arkadaşlar. En verimli tip iyi bilinen Zawrowski denen kristal büyütme yöntemi. Bu aslında hücre üretimiyle ilgili bir yöntem. Aslında burada da paneli katmanlarından bahsediyor. En üstte temperli cam var arkadaşlar. Bu temperli yaklaşık 800 derece sıcaklıkta bildiğimiz normal silikon camlar ne yapılıyor? Fırınlanarak temperleniyor. Yani kırıldığı zaman böyle ufalanır hale. Yani böyle normal camın kırık ve kesiği gibi değil, daha küçük araba camı gibi duruma dönüşüyor. Daha esnek, böyle esnek bir hal alıyor. Daha dayanıklı, kırılmaya karşı daha dayanıklı. Biraz daha plastik vari bir özellik kazanmış oluyor. Şimdi arkadaşlar, katman olarak cam var. Onun altında EVA var. EVA arkadaşlar şeffaf ve sıcak laminasyon işleminde eriyerek katmanlar yapıştırıyor. Sonra burada hücreler var arkadaşlar. Hücreler baktığınız zaman seri paralellenmiş bu şekilde bağlantısı yapılmış. Sonra bunun altında yine bir evamız var. Sonra da o beyaz plastik dediğimiz sırt, genelde back sheet diyorlar. Yani arka ya da Türkçesi sırt folyosu diyorlar. En sonunda da arkada bir bağlantı kutusu var ve konnektörlü belirli yaklaşık 1 metre uzunluğunda kabloları var. Bu şekilde panelin yapısı burada bahsedilmiş. Evet, şimdi arkadaşlar hücre, burada temel olarak hücre nasıl üretilir bundan biraz bahsetmiş. Biz de bunları bir inceleyelim. Polikristal levhalar biraz daha az verimlidir. Evet arkadaşlar, ilk paneller polikristal idi. Şimdi monolar çıktı. Monolar daha yaygınlaşıyor. Ancak polikristal üreten hücre fabrikaları çalışmaya devam ettiği için şu anda piyasada polikristaller mevcut edinilebilir. Bunlar gölgelenmeye karşı, gölgeden, buluttan çok etkileniyorlar. Verimleri sisli bulutlu havalarda çok düşük oluyor polikristalin. Dolayısıyla biz de ne yapmalıyız? Bir miktar daha, ekstra bir miktar para ödeyerek monoyu tercih etmeliyiz. Bu konuda, seçim konusunda da biz size yardımcı olabiliriz. Evet, dökme kristal düşük maliyetli döküm işlemi nedeniyle popülerlik kazanmakta. Bu aslında silisyumun üretimiyle ilgili bir başka bir derste bahsetmiş olabilirim. Arkadaşlar, bildiğiniz silisyum silindir haline getiriliyor ve kesiliyor. Sonra bu yarı iletken katkılamalarla alt ve üst katmanlarda N ve P katmanlar oluşturularak hücreye dönüştürülüyor. Daha sonra da bağlantıları yapılıyor. Biz burada genel olarak polikristal hücrelerin daha düşük verimli olduğunu söylüyoruz. Maliyetinin de düşük olduğunu söylüyoruz. Aslında piyasada hani şöyle olaylar var. Yani işte senin verdiğin teklif diyelim 100 bin. Adam diyor ben 80 bine teklif aldım diyor. Aradaki fark aslında kaliteyle ilgili. Yani panel kalitesiyle ilgili oluyor arkadaşlar. Bunu da burada hatırlatmak istiyorum. Dökme monokristal hücreler yine yüksek verimlilik ve yine daha düşük maliyet var.
Burada monokristal silikon hücreler var. En yüksek verimleri. Burada en sağdaki panelin en verimli olduğunu söylemek istiyoruz sevgili arkadaşlar. Bunların maliyeti, fiyatı da diğerlerine göre daha yüksek ama biz bunları daha kaliteli, daha verimli olduğu için tercih etmeliyiz. Evet, baktığınız zaman monokristal PV hücreler nasıl üretiliyor? Bildiğiniz silisyum bir element, doğada bol miktarda var, kumun yapısında var. Yani kum dediğimiz şey aslında çoğunluğu silisyum. Sonra arkadaşlar bu savlaştırılarak şu hale getiriliyor, kristal silikona. Sonra işte bu şekilde monokristal dökme, yani bu şekilde bir silindirler haline getiriliyor. Sonra bunlar wafer dediğimiz katman katman, tabaka tabaka kesiliyor. Daha sonra bu kesilen tabakalar bilgisayar teknolojisiyle, robot teknolojisiyle bu şekilde bölmelere ayrıştırılıyor. Ve bu her bir bölmede bağımsız, müstakil bir sürü hücrelere dönüşüyor. Aslında bu bir hücre ama bunun içinde de bir sürü N ve P, yani küçük küçük santraller var bunun içinde, milyonlarca. Bu da bilgisayar teknolojisiyle, robot teknolojisiyle bu şekilde kesilerek elektrik, yani diyelim bir tane santral milyonlarca santrale dönüştürülüyor diyebilirim. Burada da daha sonra bunların bağlantı kısımları var. Bakın burada bus bar finger demiş. Şeyden devam edelim biraz. Şimdi %99 silikon bir şekilde rafine edildi. Burada arkadaşlar P ve N tipi olarak katkılanması gerekiyor. Yani şu anda bu bir şey üretmez. Bunun yarı iletken teknolojisine dönüştürülmesi lazım. Bunlar katkılandı. Sonra çiziklerle bunlar birbirinden ayrıldı. Yani küçük küçük santrallere dönüştürüldü. Burada külçeye dönüştürdük. Yuvarlak külçe, ince kare levhalar halinde kestik. Çok ince ince kestik. Bunlar hücre oldu. Gofret demiş arkadaşlar. P ve N tipi, N tipini arkadaşlar herkesin anlayacağı dilde şöyle yaparım. Bunu aşırı doyuruyoruz elektron bakımından. P'yi de aşırı elektron bakımından aç hale getiriyoruz. Yani bunu çok tok elektron bakımından, bunu ise elektron bakımından çok aç hale getiriyoruz. İkisini katman olarak koyduğumuzda birinden diğerine potansiyel fark oluşuyor. Bu potansiyel, yani bu diyor ki bana da biraz ver, ben çok açım, elektron ver diyor. Bu da ben de diyor, çok tokum, çok şişmanladım diyor. Bu vermek istiyor, bu almak istiyor. Işık da bunu ne yapıyor? Tetikleyerek N'den P'ye doğru bir elektron akışı oluşuyor. Bununla birlikte biz bu elektrik akımını kullanıyoruz. Evet, hücre yüzeyine yansıma önleyici bir tabaka. Dikkat ederseniz hücreler siyah renklidir. Şu anda monokristal paneller hep siyah. Niye? Bütün ışığı soğursun, bütün ışığı alsın, ışığı yansıtmasın diye arkadaşlar. Daha sonra buna baralar ekleniyor. Yani kollar ekleniyor. Seri paralel hücreler arasındaki akımı diğerine taşıyacak bağlantılar ekleniyor ve böylece bir hücre oluşuyor. Bunun içinde işte yaklaşık diyelim 1 milyon tane ne var? Diyot var aslında. Işıktan elektrik üreten, elektron üreten diyot var. Bu küçük santraller bir araya gelerek kocaman bir santrale dönüşüyorlar diyebiliriz. Evet, şimdi arkadaşlar bir güneş panelinin 6 ana bileşeninden bahsediyoruz. Birincisi hücreler, yani panelin hücresi. Güneş fotovoltaik hücreleri veya işte PV hücrelerine güneş ışığını doğrudan DC elektrik akımına dönüşüyor. Evet, aynı bildiğimiz marketlerden satın aldığımız piller gibi doğru akım üretiyorlar. Güneş panelinin performansı kullanılan silikonun hücre tipi ve özelliklerine göre belirleniyor. Monokristal demiştik. En fazla üretiyor. En fazla verime sahip. Fiyatı da ona göre yüksek. Rengi siyah ve arkadaşlar tabii half cut'tan, patch'ten daha önceki bir derste bahsettim. Diğer başka bir derste bahsettim. O farklılıkları da oradan alarak en kaliteli, en iyi paneli nasıl seçebileceğinizi bu videolardan öğrenebilirsiniz.
Evet, pil hücresinin tabanı yani bu katman katman kesilen silisyumlar 0,1 milimetre kalınlığında, çok ince arkadaşlar. Yani bir zar gibi düşünebilirsiniz. PVN tipi katmanlandı bunlar. Sonra bölünmüş baralar, hücreler baralarla, yani bara dediğimiz şeyler işte kablolama diyebilirsiniz. Şeritlerle bağlanarak, bunlar seri paralel bağlanarak belli bir voltaj konfigürasyonu ne yapıldı? Oluşturuldu. Evet, yine panel tiplerine gelmişiz. Çoğu konut tipi güneş paneli kullanılan hücre tipine bağlı olarak 12-50 volt arasında bir voltaj üretmek için seri olarak baralar aracılığıyla birbirine bağlanmış 60 üzeri 60'tan fazla mono veya polikristal hücreler içeriyor diyor. Evet, şu anda 550 wattlık güneş panelleri yaklaşık 48 voltluk çıkış sağlıyor. 450 wattlıklar yine sağlıyor. Daha yüksek de sağlayabilir. Bu bizim hücreleri daha çok seri ya da daha çok seri bağlamamızla alakalı bir şey. Ne yani 12 volt çıkışı da verebilirsiniz. Panel ne kadar büyük olursa olsun 20 volt da verebilirsiniz, 48 de verebilirsiniz, 100 de verebilirsiniz. Bunun bir şeyi yok. Yani bu bize bağlı. Sadece hücreleri ne kadar çok seri bağlarsanız o kadar yüksek potansiyel elde edersiniz. Evet, ticari sistemler, şebeke ölçekli güneş enerjisi çiftlikler için kullanılan daha büyük güneş panelleri daha yüksek, 100'den daha fazla hücrelerden oluşturuluyor. Şu anda piyasada çok büyük paneller bulunmakta arkadaşlar. Bunlar bağlarla bağlandı, seri paralel yerleştirildi. Evet, burada mono sel diyor. Half cut mono arkadaşlar, başka bir dersimizde bahsettik. Gölgelenmeyi azaltıyor bu. Gölgelenmede bulutlu havalarda daha yüksek verim sağlıyor. Burada arkadaşlar IBC sel dediğimiz, bunları günlük hayatta pek karşılaşmasak da burada hücreler birbirine daha sık yerleştiriliyor. Yerden kazanılıyor. Bağlantılar arka tarafa yerleştiriliyor. Shingling sayesinde hücre arasında boşluk, burada dikkat ederseniz daha sıkı bir yerleşim var. Yani burada alan küçültülüyor. Busbar güneş paneli hücresi üzerinde gördüğümüz lehim çizgileri, yani bunlar da seri paralel hücreler arasındaki akımı seri paralel aktaran yapılar oluyor sevgili arkadaşlar. Şimdi shingling sayesinde hücreler arasında boşluklar ortadan kalkıyor. Yani daha yüksek wattı daha küçük hacme sığdırmak için bir yöntem arkadaşlar. Maksimuma çıkıyor. Modüller daha verimli olmuş olacaklar. Çünkü daha kompakt, yani arabalarda var ya kompakt diyoruz. Yani küçük ama geniş gibi düşünün. Bu da ona bir benzeyen bir şey. Bunun dışında arkadaşlar şuna bakalım. Geleneksel güneş pilleri hücreye ön kontakları yerleştirerek enerji dönüşümü sağlar. Genel olarak ön kontaklarda oluyor arkadaşlar. Bu elektronları serbest bırakmak, elektrik üretmek için hücrenin yüzeyine ulaşan fotonların o anda emilmesi gerektiği anlamına geliyor. Eğer foton gelmezse, ışık gelmezse ya da geri yansıtılırsa bunlar kayıp olarak geliyor. IBC'de kontaklar arkaya yerleştiriliyor. Hücreler daha sıkı. Aralarda boşluk görünmüyor. Barlar, yani aradaki çizgiler görünmüyor. Öndeki azaltılmış gölgelenme nedeniyle daha yüksek. Ha, burada o parlak busbar dediğimiz o çizgiler olmadığı için, yansıma daha az olduğu için arkadaşlar daha verimli oluyor diyebiliriz. Şimdi arkadaşlar bir güneş panelinde cam. Birincisi neydi? Hücreydi, ikincisi cam. Bunlar temperli dediğimiz, yani 800-900 derecede belli saatte sıcak fırınlanan camlar daha esnek oluyorlar. Kırılsalar da hani kesici özellikleri olmuyor, araba camı gibi oluyorlar. Ön cam levha PV hücrelerini hava koşullarından, dolu veya hava kaynaklı döküntülerden koruyor. Cam tipik olarak 4 ya da 3 mm kalınlığında, yüksek mukavemetli temperli cam, mekanik yüklere aşırı sıcaklık değil dayanacak şekilde tasarlanıyor. Yani üstüne bastığınız zaman ileri geri esniyor ama hemen kırılmıyor. Bunlar için arkadaşlar belirli dolu ve taşa dayanma limitleri var. Burada yazıyor. Bir kazaya ve şiddetli darbe durumunda temperli cam keskin pürüzlü kısımlardan ziyade küçük parçalara bölündüğü için daha güvenli oluyor. Sağlık açısından, yani ya kesme çizme olmuyor diyebiliriz. Evet, alüminyum çerçeve bütün şu anda piyasada kullanılan hemen hemen
var, sadece çerçevesiz olanlar da satılıyor. Cam cam yapıyorlar mesela bazıları. Bunun da kendilerine göre daha iyi olduğunu düşünenler de var ama biz çerçeveli olanları tercih ediyoruz. Bunların montajını daha sağlam yapıyoruz, daha vidalıyoruz. Yani tercih ediyoruz alüminyum çerçeveli olanları. Burada arkadaşlar alüminyum çerçeve hem hücreleri barındıran laminat bölümünün kenarını koruyacak hem de güneş paneli yerine monte etmek için sağlam bir yapı sağlayarak kritik bir rol oynuyor. Yani mekanik olarak çok sağlamlık veriyor. Son derece hafif, sert, yüksek rüzgar ve dış kuvvetlerden kaynaklı aşırı zorlanma ve yüklenmeye dayanabilecek şekilde tasarlanıyor. Gümüş veya siyah anotlanmış olabilir. Panel üresine bağlı olarak köşe bölümleri vidalanabilir, preslenebilir, birbirine kenetlenebilir. Bunlar biz clamps dediğimiz bağlantı ekipmanıyla bunları birbirine bağlıyoruz, sabitliyoruz. Dayanıklı oluyorlar. Eva arkadaşlar. Bunlar katmanları birbirine laminasyonla sıcak ısın işlemde yapıştırıyor arkadaşlar. Hücreleri alt ve üst kısma yapıştırarak havası alınmış. Böylece oksitlenmeden uzak, uzun süre yani cam kırılmadığı sürece hücre kalitesinde bir sıkıntı yoksa işte biz ne diyoruz? 25 yıl kullanacaksın diyoruz. Bunun gibi bir şey. Etilen vinil asitat anlamına geliyor. Dediğim gibi katmanları birbirine ısın işlemde yapıştırıyor. Havasını alıyor. Böylece sizin yer iletken malzemeleriniz oksitlenmeden uzun süre kalıyor arkadaşlar. Arka tabaka daha çok plastik, beyaz diyebiliriz arkadaşlar buna. Bu da en alt katman oluyor. Cam, eva, hücre, eva ve backsheet arka tabaka. Bunların hepsi ısın işlemde bir yapıştırılarak kendi içinde sağlamlık oluşturuluyor. Bu da en alt tabakanın bir özelliği arkadaşlar. Evet, burada bağlantı kutusu var. Burada bir artı bir de eksi arkadaşlar. Bunların üzerinde de yazıyor. Bunlar konnektörle bağlanıyor. Biz bunları bu bağlantı uçlarını alarak seriyede paralel yapıp istenen voltaj değerine ulaştıktan sonra bu voltaj değeriyle birlikte sürücü ya da invertere ne yapıyoruz? Bağlıyoruz. Daha sonra istediğimiz aygıtların çalışması için yol veriyoruz. Evet, bağlantı kutusunun içini açtığınız zaman burada ters diyotlar vardır arkadaşlar. Yani akımın, başka panelden gelen akımın burada hücrelere ulaşmasını engellemek. Düşünün, bu panel güç üretemezken başkası üretiyorsa bunun hücreleri ne olabilir? Bir tüketici durumuna geçmesin diye kendi içinde ters voltajı engellemek için ters diyotlar var. Bunun dışında başka bir şey yok bu kutunun içinde. Evet, burada evet bypass diyotlarını burada bahsetmişiz aslında. Bağlantı kutusu hücreler gölgelendiğinde veya kirlendiğinde oluşan geri akımı önlemek için gerekli olan bypass diyotlarını barındırıyor. Diyotlar akımın yalnızca bir yönde akmasına izin verir ve tipik bir 60 hücreli panel her biri ters akımı önlemek için bypass diyotuna sahip 20 PV hücreli 3 gruba ayrılır demiş. Buradakini bahsediyor aslında. Kısaca arkadaşlar, ters akımı engellemek için bypass diyotlarımız var veya bypass diyotlarımız bir de gölgelenme. Yani aslında şöyle diyeyim, panel içindeki belli sayıdaki hücreler seri bağlanır. Sonra bunlar paralel gibi bypass diyotlarıyla bağlanarak gölgelenme durumunda yüksek verimle çalışması sağlanıyor arkadaşlar. Evet, burada MC4 konektörlerimiz var. Bunlar da arkadaşlar biz elektrik kablosu gibi kesip açıp birbirine sarmıyoruz. Bunlar konektörlerle bağlıyoruz. Bu konektörler arkadaşlar kili kendi içinde şurada kilit mekanizması oluşturuyor. Taktığınız zaman direkt çekemiyorsunuz. Yani kendiliğinden sıyrılma, kendiliğinden açılma olmuyor. Ancak şu üst ve alt dişi aşağı doğru ittirerek bir aynı anda tekrar açabilirsiniz. Burada da arkadaşlar kabloları bunların içine sıkma pensesiyle sıkıştırarak sağlamlaştırılıyor. Bunları da bu şekilde kullanıyoruz. Hemen hemen burada ne yazmışız ona da bakalım. MC4 konektörü adı verilen hava koşullarına dayanıklı özel fişler, prizler kullanarak birbirine bağlanıyor. Çok temaslı, 4 mm çaplı konektör anlamına geliyor. Aşırı hava koşulları nedeniyle konektörler çok sağlam, güvenli. Güneşe dayanıklı 1000 volta kadar da bunlar
bağlantı yapabiliyoruz, kaldırabiliyorlar. Seri ve paralellemede biliyorsunuz DC voltaj bayağı yükselmiş oluyor arkadaşlar. Evet, güneş paneli çeşitleri nelerdir diyor burada arkadaşlar. Yine bundan biraz bahsedelim. Güneş paneli monokristal ve polikristal diye de günlük piyasadakilerini ayırabiliriz. Polikristal panel bitti denebilir mi? Denmez. Çünkü hala bunu üretiyorlar. Bunları üreten fabrikalar devam ediyor. Fiyat avantajı sunuyor. Dolayısıyla bunlar da piyasada mevcut. Monokristaller de mevcut. Monokristaller artık son şu an mevcut durum için son teknoloji. Daha verimli, buluta, gölgelenmeye daha dayanıklı, daha yüksek verim sağlıyor. Dolayısıyla biz bunlarla ilgili bir ayrımı daha önce yapmıştık. Şimdi arkadaşlar, monokristal panellerde kullanılan hücrelerin sağlı sollu, yani en boy ölçüleriyle ilgili burada bir bilgi var. Half cut'ta biliyorsunuz panelin yarısı yukarıda, ortadan bir geniş bir bar çizgisi var. Yarısı yukarıda, yarısı aşağıda. Bunlar paralel gibi düşünüyoruz. Gölgelenme toleransı yüksek imkanlar sunuyor. Arkadaşlar burada daha farklı, yani günümüz tarihlerindeki hücre ölçülerinden bahsediyor. Hücre ölçülerini veriyor. Bununla ilgili burada bilgiler var. Burada arkadaşlar bakın, bunların hepsi half cut. Ortadaki, yani bir panel ortadan ikiye beyaz şeritli ayrıysa bu half cut'tır. Burada 120 hücreli var. Burada 144 var. 132 ya da 156 var. Arkadaşlar dikkat ederseniz 300 watt, 350, 400 watt, 450, 560. Bu watt oranı, miktarı bundan sonra da artarak devam edecek. Yani bunun istediğimiz kadar biz 1000 wattlık hücre de panel de üretebiliriz, ama bu sefer hani bunu kaldırmak, taşımak, sonuçta bunun bir montaj süreci var. Yani bunu insanlar yapıyor. Sonuçta bir panelin de elle taşınabilir, montaj edilebilir durumları da çok önemli. Yoksa biz bir traktör kasası ya da bir kamyon kasası büyüklüğünde bir panel üretebiliriz, ama bu sefer onun montajında zorluklar yaşarız. Camı çok büyük olması gerekir. Camın dayanabilme sıkıntıları baş gösterir. Yani bu konuda hani wattı yüksekse daha verimlidir diye düşünmeyin. Bu da aslında toplumda yaşadığımız ya da gördüğümüz bilgi eksikliğinden bir tanesi arkadaşlar. Siz eğer half cut'sa, monokristalse 300 wattla 560 watt arasında verimlilik farkı aramayın. Çünkü burada hücre sayısı atıyorum 120, burada 156. Dolayısıyla hücre sayısı artmış sadece. İkisi arasında bir verim farkı yok. Yani siz 300 wattlık half cut'la 560 wattlık half cut arasında verim farkı aramayın. Eğer aynı kalite ise verimleri aynıdır arkadaşlar. Evet. Evet, burada yine ölçülerinden bahsetmiş. Yani biraz önceki işte 2001 yılında dünyada daha büyük boyutlu hücreler kullanmasıyla beraber, yani bu yüksek wattlı şeyle ilgili, panellerle ilgili bilgiler var burada. Yine burada arkadaşlar, yine bu şekilden gitmek istiyorum. Bakın, polikristalde yaklaşık %16-%17 verim varken burada 60 hücreli monoperç %17-%19 verime ulaşıyor. Shimlet'te %17-19 diyor. Bakın burada IBC selde aslında yüzde, bunun özelliği neydi? Bağlantı basları, yani baraları arkadaydı. Hücreler daha sıkışıktı. Boşluk yoktu. Onun için verim artmış. Daha çok aslında küçük alana daha çok hücre girdiği için bir artış var. Kısaca arkadaşlar tekrar söylüyorum. Eğer monokristal ise, half cut ise, perç ise 300 wattla 450 watt arasında verim farkı yok. Sadece büyüklük farkı var. Bu konuda lütfen ticari olarak satın alırken bir yanılgıya düşmeyin veya düşürülmeyin diyorum. Evet, burada verimliliğin tarihçesiyle ilgili, şu anda bizim kullandığımız paneller %20-22 arasında verimliliğe sahip arkadaşlar. Biz kendimiz olarak da en ileri, en yüksek teknolojiye sahip, en verimli panelleri tercih ediyoruz. Düşük kalite diğer alt sınıf panelleri kesinlikle
satın almıyoruz, kurmuyoruz, tavsiye de etmiyoruz. Çünkü siz 25 yıllık bir yatırım yapıyorsunuz. 25 yıllık yatırım yapıyorsanız en kalitesini almalısınız. Diğer düşük kaliteleri aldığınız zaman birkaç ay içinde sistem devre dışı kaldığını görüyoruz, duyuyoruz. Birkaç yıl içinde de bu devre dışı olabilir. Dolayısıyla fiyat alırken panelin kalitesini mutlaka panel kalitesini aynı tutarak kıyaslama yapınız. Yani işte yani marka vermek istemiyorum ama hani bizim yerli aracımız TOK. Yani bir araba diyelim fiyat alırken hani TOK kalitesiyle aynı eşdeğerde fiyat alırsanız daha mantıklı olur. Biz bu konuda çok sıkıntı yaşıyoruz. Yani bizim dediğim 100 bin fiyat verdiğimiz bir sisteme diyor biz 80 bin 90 bin aldık diyor. Ama ben diyorum bizimki bilgisayar teknolojisi üretilmiş, robotlarla üretilmiş, half cut monokristal son teknoloji diyorum. O da diyor bizimki işte şu bölgede üretilmiş, el hücreler elle dizilmiş. Hücrelerine baktığınız zaman hepsi eğri büğrü yamuk yumuk duruyor. Bunda kırık olma olasılığı da yüksek. Dolayısıyla aslında hakkaniyetli ve adil bir karşılaştırma olmuyor. Dolayısıyla aynı kalite yani fiyat kıyası yaparken kalitenin de aynı olmasına dikkat edin. Kulakla duyduğunuz benimki de son kalite şeylerine de aldanmadan direkt half cut, monokristal, patch, tapkan gibi bilgileri mutlaka duymalısınız. Tanımadığınız insanlarsa da mutlaka sözleşme yaparak sisteminizi kurdurmalısınız sevgili arkadaşlar. Evet, dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Arkadaşlar güneş panelleriyle ilgili daha farklı, daha fazla bilgiler için teknopınar.com adresini de ziyaret edip buradan bize ulaşabilir. Burada bizim özellikle kurduğumuz sulama sistemleri hakkında bilgiler alabilirsiniz. Veya lisanslı gez konularında bilgi alıp danışmanlık hizmeti alabilirsiniz. Bu konuda her zaman iletişim kanallarımız her zaman açık. Bizlere ulaşabilirsiniz. Teşekkürler dinlediğiniz için. Hoşça kalın. Başka derslerde buluşmak ümidiyle.